Hayatı var eden Allah'ın, dillerde söz yaratan o yüce Allah'ın adıyla başlıyorum. Düşkünlerin elinden tutan ve esirgiyen, günahkarların suçlarını bağışlayan, af dilemelerini kabul eden lütufkar Allah'ın adıyla başlıyorum. Her şey ve herkes, karıncalar, kuşlar ve Adem oğulları onun emrine baş eğerler. Her işi bilen ve bitiren lütfu çok, keremi çok Allah. Bütün mahlukların her sırrını bilen ve onların sahibi. Ululuk da ona yaraşır, benlik de. Çünkü saltanatı sonsuzdur ve kendisi hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Anneciğim, namaz İslam'ın şartlarından değil mi? Evet oğlum, namaz İslam'ın şartlarından biri. Peki anne, namazın dışındaki İslam'ın şartlarını bana anlatır mısın? Öğrenmek istiyorum. Tabii anlatırım. İslam'ın şartlarını senin yaşından başlayarak herkesin öğrenmesi lazım. Kolay öğrenilir değil mi anneciğim? Tabii ki kolay öğrenilir. Dinimizde zor olan hiçbir şey yoktur. Ne güzel. Ben İslam'ın şartlarını öğrenince bilmeyen arkadaşlarıma anlatırım. Hatta pırpır ve kartopuna bile söylerim İslam'ın şartlarını. Ama bunları yapabilmem için önce benim öğrenmem gerek İslam'ın şartlarını. Evet anne, seni dinliyorum. İslam'ın şartları beştir evladım. Beş tane mi şartı var İslam'ın? Evet Ahmet, İslam'ın beş şartı vardır. Birinci şarttan başlayabiliriz öyleyse anne. Önce İslam'ın şartlarını peş peşe bir sıralayayım istersen. Arka arkaya mı söyleyeceksin? Önce o beş şartı sayacağım. Peki anne, birinci şarttan başla öyleyse. İslam'ın şartları beştir dedik değil mi? Evet anne, İslam'ın beş tane şartı vardır dedin. İslam'ın birinci şartı, kelime-i şehadet getirmektir. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna inanmak. Bu şartı biliyorum. Kelime-i şehadet getirmeyi bana babamla birlikte öğretmiştiniz ya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet, söylediklerinin anlamını kalbinden geçiriyorsun değil mi? Evet, söylediklerimin anlamını kalbimden geçiriyorum. Diyorum ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Evet, bir kişi bu kelime-i şehadeti diliyle söyleyip kalbiyle tasdik etmedikçe Müslüman olamaz. Çünkü Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna inanmak hem imanın ve hem de İslam'ın şartıdır. Bir kimse böylece iman edip tasdik etmedikçe ne iman etmiş sayılır ve ne de yaptığı ibadetler kabul görür. İslam'ın birinci şartı Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna inanmaktır. Ben inanıyorum, kalbimle de tasdik ediyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ne güzel, ne yararlı. Ne akıl, gönül açıcı konuşuyorlar değil mi? İslam'ın beş şartından birincisini nasıl da iyi anlattılar. İstersen biz de anlatalım. İslam'ın beş şartından birincisi, kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmek demek, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demek ve buna kalple kesin olarak inanmaktır. Onun ismi Allah'tır. Yerde ve gökte ondan başka ibadet edilmeye hakkı olan ve tapınılmaya layık olan hiçbir şey ve hiçbir kimse yoktur. Ve yine Mekke'de doğduğu için Arap, Haşimi soyundan Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın kulu ve Resulüdür. Yani peygamberidir. Sevgili Pırpır, İslam'ın beş şartından birincisi olan kelime-i şehadeti çok güzel anlattın. Hadi şimdi Mavi Gölümüze gidelim de diğer hayvan dostlarımızla da görüşelim. Onların da düşüncelerini alalım.
Aa, çok haklısın vallahi Kartopu. Öteki hayvan dostlarımızla da görüşüp onların da fikirlerini almak çok güzel bir düşünce. Seni kutlarım. Hadi öyleyse hemen çıkalım. Hey dostlarım. Dostlarım biz geldik. Merhaba dostlarım. Hoş geldiniz. Siz de çiçeklerin mis kokularını alıp buralara kadar geldiniz öyle mi? Tabii kırlarda gezinti yapmak her zaman sağlığa iyi gelir. Sevgili kurbağacık, kırlarda gezmek için çıkmadık. Daha önemli bir konu için buraya geldik. Kısacası, İslam'ın 5 şartından biri olan kelime-i şehadeti anlatıyoruz. Bu konuda senin de düşüncelerini alalım istedik. Aman efendim, madem benim düşüncemi soruyorsunuz, hemen söyleyeyim. Öncelikle İslam'ın 5 şartını anlatmakla ne iyi ediyorsunuz? Sizleri kutlarım. Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartı insanlara, özellikle de çocuklara çok iyi anlatılmalıdır. Çünkü Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, onun Resulü olduğuna inanmak, hem imanın hem de İslam'ın şartıdır. Efendim, şimdi izninizle huzurlarınızdan çok kısa bir süreliğine ayrılmak istiyorum. Az sonra görüşürüz. Aa, kurbağacık gitti. Oysa ne güzel konuşuyorduk. Peki şimdi kiminle devam edeceğiz? Efendim, izin verirseniz ben de bu konuyla ilgili bir görüşümü dile getirmek istiyorum. Çünkü bu konu oldukça önemlidir. Ve böylesine önemli konularında iyice vurgulanması gerekir diye düşünüyorum. Aa, Timsah Efendi. Seni görmek ne güzel. Buraya gelirken seni suyun içinde görememiştim. Göremeyince de çok üzülmüştüm. Çünkü senin bu konular hakkında oldukça derin bilgilere sahip olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili senin de değerli fikirlerini alacaktık. Timsah kardeş, Pırpır çok haklı. Hadi hemen bize İslam'ın birinci şartı kelime-i şehadeti anlat. Elbette Kartopu, memnuniyetle. Şimdi herkes beni iyice dinlesin. Yaşadığımız kainat, yüce yaratıcının varlığını ispat eden nice delillerle süslüdür. Hangi yana baksak o sonsuz kudret sahibinden bir iz, ne tarafa gitsek kerem sahibi Rab'dan bir eserle karşı karşıya geliriz. Kuşkusuz alemlerin tek sahibi ve Rabbi olan Allah-u Teala'dır. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Aa, sevgili dostlarım, kelebek ve arı. Ne güzel, ne güzel. Kelime-i şehadeti ne güzel söylediniz. Etrafımızda yüzlerce, hatta binlerce rengarenk, güpgüzel çiçekler var. Ama asıl çiçekleri sizler söylediğiniz kelime-i şehadetle yüreklerimizde, gönüllerimizde açtınız. Arkadaşlar hepinize merhaba. Kelebekle birlikte kırlarda çiçeklerin üzerinde uçarken sizleri gördük ve hemen buraya geldik. İslam'ın 5 şartından ilki olan kelime-i şehadeti söylediğinizi duyunca öyle mutlu olduk ki anlatamam. Hadi arkadaşlar, öyleyse hep beraber tekrar söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Uzaktan güzel konuşmalarınızı duyunca o kadar hoşuma gitti ki dayanamayıp geldim işte. İslam'ın birinci şartı, kelime-i şehadeti çok güzel, çok hoş anlattınız. Sizleri beğenerek dinledim. Peki arkadaşlar, İslam'ın ikinci şartını bileniniz var mı? Ben biliyorum arkadaşlar. Eğer izin verirseniz, İslam'ın ikinci şartını sizlere ben anlatmak istiyorum. Elbette kelebek kardeş, senin çok güzel anlatımlarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve şimdi de sabırsızlıkla senin anlatacaklarını bekliyoruz. Hadi hemen başla. İslam'ın ikinci şartı namaz kılmaktır arkadaşlar. Namaz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara öğrettiği hareket ve okuyuşlarla belirli vakitlerde yapılan ibadettir. Aynı zamanda namaz Allah'a kulluğun en önemli ifadesidir.
Bravo kelebek kardeş. Söylediklerinizi çok beğendim. Çok güzel anlattın. İnanıyorum ki şimdi seni dinleyen tüm çocuklar bu söylediklerini hiçbir zaman unutmayacaklardır. Sevgili at kardeş, ben de inanıyorum ki kelebek kardeşim bu güzel sözlerini çocuklar asla unutmayacaklardır. Şimdi İslam'ın ikinci şartının namaz olduğunu böylece öğrenmiş olduk. Arkadaşlar, İslam'ın ikinci şartı olan namaz hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için Ahmet'le onun babasını dinlemeye ne dersiniz? Çok iyi olur vallahi kartopu. Hemen dinleyelim. Arkadaşlar bir saniye. Sevgili dostumuz Geyik de geldi. Sevgili arkadaşlar, geç kaldığım için herkesten çok özür diliyorum. Aslında geç kalmaktan hiç hoşlanmam. Bizler çok hızlı yaratılmış canlılarız. Ama görüyorsunuz yine de elimde olmadan geciktiğim durumlar olabiliyor. Bundan dolayı hepinizden tekrar özür diliyorum. Öyleyse şimdi Ahmet'le babasının çok güzel camilerimizin birinde yapmış oldukları konuşmaları dinlemeye geçiyoruz. Hazır mısınız? Ben hazırım. Büyük bir dikkatle Ahmet'i ve babasının konuşmalarını dinleyeceğim. Siz de hazır mısınız minikler? Evet, deyişlerinizi duyar gibiyim. Şimdi ben de hazırım arkadaşlar. Ama namazın anlatımına geçmeden önce ben bir kez daha İslam'ın birinci şartı kelime-i şehadeti söylemek istiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resuludur. Evet arkadaşlar. Geyik arkadaşımız da İslam'ın birinci şartını bizlere bir kez daha tekrar ettikten sonra şimdi İslam'ın ikinci şartı olan namazı Ahmet'le babasının birlikte yapmış oldukları konuşmaları dinlemeye geçiyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet, evet hazırız Pırpır. Evet hazırız Pırpır, hazırız evet, evet. Evet, evet hazırız. Hazırız Pırpır. Ben de hazırım. Ben de. Evet, evet hazırız Pırpır. Hepimiz hazır olduğumuza göre şimdi Ahmet'le babasının konuşmalarını dinliyoruz öyleyse çocuklar. Annem İslam'ın beş şartından birincisini çok güzel anlattı. Tekrar etmemi ister misin baba? Tekrar et, iyi olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İslam'ın birinci şartını böylece söyledikten sonra kalbimden hızla şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diye geçirerek söylediklerimi kalbimle de tasdikliyorum. Tamam mı? Tamam. Çünkü bir kişi bu kelime-i şehadeti diliyle söyleyip kalbiyle tasdik etmedikçe Müslüman olamaz. Elhamdülillah ben Müslümanım. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hamdolsun. İslam'ın beş şartından ikincisi namaz kılmak, değil mi baba? Evet, İslam'ın beş şartından ikincisi namaz kılmaktır yavrum. Namaz ibadetlerin en büyüğü, en faziletlisidir.